Merhaba arkadaşlar. Coğrafya konu tekrar soru çözümlerine devam ediyoruz. Coğrafi koordinatlarla ilgili sorulara bakmaya başlayacağız. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde 5 bölgenin konumları verilmiştir. Buna göre taralı bölgelerden hangisinin izdüşüm alanı diğerlerine göre daha büyüktür? Bakın, ızgara gibi veriliyor olabilir. Yani kare kare her şey eşitmiş gibi geliyor olabilir. Fakat bunun hali bu şekilde. Dünyanın küresel olduğunu biliyoruz. Tam düzgün çizemedim ama idare edin artık. Evet. Baktığımız zaman meridyenler kutup noktalarında birleşiyordu arkadaşlar. Paralellerin boyları ise kutuplara gidildikçe kısalıyordu. Kutuplar nokta haline alıyordu. Şimdi baktığınız zaman şuradaki izdüşüm alan ile değerlerini de aynı verelim. Farklar aynı olsun. Şurası 0 olsun. 10, 20 diyelim. Zaten bu tarz bir soru veriyorsa size muhakkak farkları eşit olmak zorunda. Dikkat edin. 10, 10. Enlem farkları da aynı olacak. 10. Hiçbir şey değişmiyor. 30. Şimdi buradaki alan ile şuradaki alan aynı değil. Neden? Meridyenler kutup noktalarında birleşiyor. O yüzden. Bizde ne istiyor soruda? İzdüşüm alanı diğerlerine göre daha büyük. Yani ekvatora daha yakın kısmını istiyor. Ekvatora daha yakın. Neresi var? Ekvatora en yakın olan yer. Bir numaralı bölge var. O yüzden cevabımız A şık. Evet. Bu tarz soruları çizeceğiz. Gözümüzde canlandırırsak yapabiliriz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dünyanın şekli sonuçlarında, koordinat sorularında muhakkak gözümüzde canlandırmalıyız. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıda farklı iki bölgenin paralel ve meridyen değerleri verilmiştir. Şimdi şunu unutmayın. Hangi yarım kürede bunlar? Onlara bakmamız gerekiyor. K ve L. Nereye doğru artış var? Yukarıya doğru artış var görüyorsunuz. Burada nerede artış var? Güneye doğru artış var. Demek ki bu yer kuzey yarım kürede. Bu yer de güney yarım kürede. Enlemleri aynı mı? Değil. Enlemleri farklı. Neleri ortakmış? Bunlar üzerinden konuşalım. Bir kere yarım küreleri aynı değil. Onda hemfikiriz. Kuzey ile güney arası kuş uçuşu uzaklık. Enlem farkına bakacağız. 35'ten 30 çıkardık. 5 çarpı 111. 555 kilometre. 50-55 arası fark kaç? 5 çarpı 111. 555 kilometre arkadaşlar. Yani enlem farkları ortak. Doğu batı arasında zaman farkı. 120'den 110'u çıkardığımız zaman 10 boylan farkı var. Çarpı 4 yaptığımız zaman 40 dakikalık bir zaman farkı var. 150'den 140'ı çıkardık. 40, özür dilerim, 10 çarpı 4, 40 dakikalık zaman farkı var. Bu da ortak. Güneş ışınlarının geliş açıları farklı. Enlem dereceleri farklı olduğu için. Yaşanılan mevsim zamanda farklı çünkü yarım küreleri farklı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Evet, geçtik diğer sorumuza. Yukarıda verilen haritada yer alan merkezlerden batıya doğru 5 gözlemci 1000 kilometre yol gitmiştir. Buna göre hangi merkezden hareket eden gözlemcinin ulaştığı yerde yer alsak daha ileri olur. Yani hepsi 1000 kilometre yol gidecek ama bir tanesinin yerel saati daha ileri olacak. Bu tarz soruda şunu bilmelisiniz. Meridyenler kutup noktasında başlayıp kutup noktasında bitiyordu. Yani bu insanlar burada 1000 kilometre gittiğini düşünün. Burası da 1000 kilometre gidiyor hepsi. Hangisi daha çok meridyen geçer? Burada hepsi birleşiyorsa. Hepsi kutuplarda birleşiyorsa. Kutupları yakın bir yerde. Daha fazla meridyen geçilmiş olmaz mı? Yani şu kadar mesafe gittiğinizi düşünün. Yani aşağı yukarı bir 2 santim kadar. Kendi şu harita üzerinde yaptığımızı hesaplayalım. Bakın. Ben burada 2 tane meridyen geçmiş oldum. Bu kadar mesafede. Burada ise 3 tane meridyen geçmiş oldum. Neden? Bu meridyenler kutuplarda birleştiği için. O yüzden kutuplara yakın yer neresiyse orada daha çok meridyen geçilir. Ve yerel saati de doğal olarak daha ileri olur. Bir numaralı merkez 50 derece enleminde yer aldığı için kutuplara daha yakın. Cevabımız A şıkkı oluyor. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda verilen küre üzerinde K, L ve M merkezlerinin konumu gösterilmiştir. Bakın hepsi enlem değerleri farklı fakat boylamları aynı. Yani aynı boylam üzerinde yer alıyor. Buna göre K, L ve M merkezleri için hangileri doğrudur?
Yıl boyunca güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Bu iki tarihte gerçekleşir. 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir. Bunun haricindeki hiçbir dönemde güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz arkadaşlar. O yüzden bu maddemiz yanlış bir madde. K noktasında saat 12'de ölçülen gölge boyu, K'daki gölge boyu L ve M'den uzundur. Neden? K ekvatora uzak olduğu için daha eğik açıyla aldığından dolayı arkadaşlar tabii ki de bunlara göre gölge boyu daha uzun olacak. Gölge boyu en kısa olan neresidir? Ekvator olur genelde. Ya genelde tabii. L'nin daha enlem derecesini bilmiyoruz ama değişkenlik gösterebiliyor. Bu aldık. Üç merkezde güneşin tepe noktasına geldiği an aynıdır. Bu ne demek? Yerel saat aynı demektir arkadaşlar. Yani güneşin tepe noktasına geldiği saat 12 değil miydi? 12'de bu adamların yerel saatleri aynı. O yüzden K, L, M noktalarında bu maddede doğru. 2 ve 3 olacak. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki dünya haritasında T, X, Y ve Z merkezlerinin coğrafi koordinatları verilmiştir. Şunu unutmayın. 180 derece meridyen neydi? Tarih değiştirme çizgisiydi. Yani tarih değişiyor arkadaşlar. Greenwich'in olduğu yer burası biliyorsunuz. Burası yani şu kısım Doğu Yarımküre'yken diğer kısım ise Batı Yarımküre olarak bilinen bir kısım. Bunları unutmuyoruz. Neden bunlar önemli? Genelde karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Greenwich'in sağ tarafı Doğu Yarımküre, sol tarafı Batı Yarımküre. Harita size bu şekilde verildiği zaman farklı gibi gelebiliyor. Otomatik olarak sanki burası Batı, burası Doğuymuş gibi anlaşılıyor. Yani o yüzden şu tarih değiştirme çizgisinin olduğunu unutmayın. Bu tarih değiştirme çizgisinin batısında kalan yer, yani solunda kalan yer Doğudur, sağında kalan yer Batıdır. Tarih değiştirme çizgisi diyorum. Bak, özellikle üstüne basarak söylüyorum. Greenwich deseydi sağ tarafı doğu, sol tarafı batıydı. Bu bilgilere göre X ve Z arasında 160 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır. X nerede? 140 derece meridyeninde. Z nerede? 100 derece. Ya aralarında kaç boylam farkı var? 40. 40 çarpı 4 yaptığımız zaman 160 dakikalık bir zaman farkı var. Bu doğru. T ve X doğu yarımkürededir. T ve X doğu yarımkürede. Bakın az önce dediğim yere geldik. Doğu yarımkürededir. Doğru. Bunları eredim direkt. Y merkezinin yerel saati T merkezinden ileridir. Kural şu. Çok basit. Doğuda yerel saat daima ileri. Doğuda her zaman ileri. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki Y merkezi nerede? Batıda yer alıyor. T merkezi nerede? Daha doğuda yer alıyor. O zaman dünyanın biz dönüşünün batıdan doğuya olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Doğuda yerel saat daima ileri. Neresi ileride olacak? T merkezinin yerel saati daha ileri olacak. Yani bu maddemiz yanlış. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak.